Mesair başlıyor. Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Vesair başladı. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tolga Kutluay, ben Süha Üner, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program Vesair'de bu haftaki konuğumuz, son yıllarda dil konusuyla ilgili çalışmalara ve yayınlara ağırlık veren Sayın Mehmet Doğan. Sayın Doğan, Türkçe sevdalısı, Yunus Emre'nin ve Mehmet Akif Ersoy'un da meftunu. Bir lügat bulamadım. Türkçenin cenaze töreni, birinci Türk Dil Kurultayı, Söz Okyanusu'nda yolculuk ve Kelimelerin Seyir Defteri gibi dil üzerine yazdığı kitaplarla tanınan, Türkçenin doğru kullanılması için 50 yıldır yaklaşık büyük bir mücadele veren Sayın Doğan, Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek adlı eseriyle bir kez daha okuyucusuyla buluştu. Bugün Vesair'de Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Sayın Mehmet Doğan'ı ağırladığımızı programımızın başında tekrarlayalım. Yazar Yayınlarından çıkan Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek isimli kitabının sunuş yazısından dinleyicilerimiz için, sizler için seçtiğimiz cümlelerle başlayalım yayına. Dünyanın hayatından en fazla memnun kadrolu dilcileri Türkiye'de yaşıyor. Onlara göre her şey yolunda. Diğer bir cümle: akademisinde en kalabalık dilci barındıran ülke muhtemelen Türkiye. Bu kadar dilcimiz varsa elbette Türkçe altın çağını yaşamalı. Onların boş durduklarını mı sanıyorsunuz? Türkçe altın çağını yaşamıyorsa bu kadar dilci ne yapıyor diye sormazlar mı? Bu cümleleri seçtik Sayın Doğan. Dikkatimizi çekmişti. Dinleyenlerimizle paylaşalım istedik. Saygılar sunuyoruz efendim. Hoş geldiniz. Efendim teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Bu programda beni konuşturmanız, yeni kitabıma yer vermeniz de ayrıca beni çok memnun etti. Estağfurullah, vazifemiz. Ayrıca programımıza değer verdiniz katılmakla. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kitabınızdaki serzenişleri alıntıladık biz, onunla başladık. Kitabınızda detaylarıyla anlatılmakta sizin neden sitem ettiğiniz, ama bir de dinleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz lütfen? Evet, bugün yani Türkçenin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Yani en azından Orhun yazıtlarından beri yazılı bir Türkçe geçmişi var. Tabii ondan önce de belki Türkçenin yazılı metinleri vardı, ama şimdilik onlar ulaşılmış bizim için metinler değil. O tarihten bu yana yazılı bir Türkçe var ve asıl önemlisi Anadolu'da ortaya çıkmış ilk büyük şair de Yunus Emre olan bir Batı Türkçesi var. Bu Oğuzca dediğimiz, Oğuzların konuştuğu dilden yazıya geçirilmiş olan bir Türkçedir. Ve Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Yani Oğuzların daha önceki vatanlarında yazılı metinleri olduğunu bilmiyoruz. Ama Anadolu'da işte 13. yüzyıldan itibaren, yani 1200'lü yılların ortalarından itibaren Türkçe metinler ortaya çıkıyor. Selçuklular, malum Anadolu Selçukluları, Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'yu yurt edindiler. İznik'te ilk defa devletlerini kurdular. Başkent olarak İznik'i seçtiler. Ama sonradan Konya'ya Haçlı seferleri dolayısıyla çekilmek zorunda kaldılar. Önce 100 yıllık bir Haçlı seferleri macerası var Anadolu'da. Haçlılar Kudüs'e gidecekler ama Anadolu'yu çiğneyip geçecekler. Ve Anadolu Selçuklu hükümdarları, işte Kılıç Arslanlar, en ünlü olanlar bunlar Haçlılarla mücadelede, iki Kılıç Arslan. Anadolu'yu bu Haçlılara adeta mezar ettiler. Çok az bir kısmı Kudüs'e kadar geçebildi. Deniz yoluyla gelenlerle birlikte işte o bölgeleri işgal ettiler. Ama Anadolu'yu işgal etmeleri imkanı onlara verilmedi. O yüzden bu mücadeleli dönemde, 100 yıl süren bu mücadeleli döneminde Anadolu'da yazılı bir Türkçe edebiyat görülmüyor.
Ama işte onu takip eden yüzyılda bu savaşlar sona erdikten sonra Anadolu'da hem medeni gelişmeler dediğimiz, yani çok sayıda mimari eser ortaya çıkıyor. Bunların en belli başları kervansaraylar, hanlar. Çünkü Anadolu aynı zamanda eski dünyanın, antik dünyanın geçiş yolları üzerinde bulunuyor. İşte kral yolu buradan geçiyor, İpek yolu buradan geçiyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye geçen bu yollar. Dolayısıyla Anadolu'da bir ticaret güvenliği sistemi kurmak gerekiyor. Ve Selçuklular da bunu işte hanlarla, kervansaraylarla sağlıyorlar. Bunun dışında işte camiler, medreseler, bilhassa medreseler ve başka kamu yapıları inşa ediliyor. Ve Anadolu işte Alaaddin Keykubat döneminde de işte aşağı yukarı bu 13. yüzyılın ortalarına kadar bir dönemdir. En parlak dönemini yaşıyor. Ulu Keykubat dedikleri hükümdarın dönemi bu. İşte bu dönemde yavaş yavaş Türkçe metinler ortaya çıkıyor. Belki daha öncesi var ama bizim dikkatimizi çekenler Mevlana'nın o büyük Farsça eserler yazmış olan Rumi diye dünyada tanınan Mevlana'nın eserlerinde Türkçe mısralar, beyitlerle karşılaşıyoruz. Bunların bir kısmı mülemma denilen, yani çok dilli metinler, Farsça, Türkçe, Arapça, Türkçe filan metinler. Ve Mevlana'nın böyle yüzün üzerinde mısra, beyti var. Fakat Mevlana ile çağdaş olan, ondan bir nesil sonra doğan ama Mevlana ile görüştüğünü şiirlerinde ifade eden, onun meclislerinde bulunduğunu söyleyen Yunus Emre gerçek anlamda bir dilin başlangıcı sayılabilecek bir metin ortaya koyuyor. İşte bu Yunus Emre divanıdır. Aynı zamanda Yunus Emre'nin Risaletün Nusiye diye bir öğüt kitabı da var. Ve işte ondan sonra 7 asırlık Anadolu'da bir Türkçe edebiyat var. 20. yüzyıla Türkçe çok zengin bir dil olarak ulaştı. İşte bu 19. yüzyılın sonunda İngiliz William Redhouse Efendi malum Türkçeden İngilizceye lügatini hazırladığında bunda 90.000'in üzerinde kelime var. Metin içindeki söz varlığı ile 130.000'e kadar çıkıyor. Ve sonuçunda da bu sözlüğün diyor ki aslında benim malzemem daha fazlaydı. Yayıncılar beni acele ettirdiler, zorladılar. O yüzden kitap biraz böyle kısa oldu diyor. Yani demek ki biraz daha vakit verilseymiş çok daha zengin, belki 150.000, 200.000 kelimelik bir sözlükle karşılaşacaktık. Evet, bu böyle ve işte 1890'lı yıllarda yazılanmış bir sözlük. Bu kadar zengin bir söz varlığına sahip. Ondan sonra hazırlanan işte Kamus Türkiye gibi, Kamus Osmani gibi sözlükler, başka sözlükler de var. Bunlar da 30.000, 40.000, 50.000 daha fazla kelime ihtiva ediyorlar. Yani Cumhuriyet'ten önce yayınlanmış sözlükler bunlar. Türk lügati var mesela. Türkçe lügat var. Bunlar da aynı şekilde bayağı zengin kelime varlığına sahipler. Ama Cumhuriyet'ten neredeyse 20 küsur yıl sonra 1945 yılında yayınlanan Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü var. Birinci baskısı 1945'te. İşte bu sözlükte 20.000'e yakın kelime var. Yani 90.000 kelime nerede, 20.000 kelime nerede? Bu sayı neden düştü hocam? İşte onun biz meselenin biraz oradan başladığı kanaatindeyiz. Bu sayının düşüşü 1932 yılında ilk defa
dil kurultayı toplanıyor. 2 yılda bir. İkincisi 34'te, 36'da. Dil kurultayı toplanıyor, kurultayları toplanıyor ve bu kurultaylar da dilin arı dil haline getirilmesi, yani yabancı kelimelerden arıtılması. Yabancı denilen kelimeler tahmin edilebileceği gibi bizim klasik kültürümüzü meydana getiren, 1000 yıldır kullandığımız şairlerimizin, yazarlarımızın, işte edebiyatçılarımızın sürekli kullandıkları çoğu bu kelimeler ve bu kelimelerin dilden atılması için kılavuz sözlükler hazırlanıyor. 1935 yılında, yani sözlükten 10 yıl önce bu kılavuz sözlükler hazırlanmıştır. Türkçeden Osmanlıca'ya, Osmanlıca'dan Türkçe'ye'dir bunlar. Ve bunlar bugün akıllı telefon denilen cep telefonu büyüklüğündedir bu sözlükler. Ve içinde yuvarlak hesap 8000 kadar kelime vardır. Yani 8000 kelimenin güya Türkçe karşılıkları bulunmuştur. Ve bunların kullanılması, basın yayın araçlarında kullanılması mecbur edilmiştir. Yani bu kelimeleri kullanarak yazacaksınız denilmiştir. Bu da dilde büyük bir kargaşaya yol açmıştır. Ve o tarihten itibaren efendim bu kelime Arapçadır, bu kelime Türkçedir diye bir kelime tasfiyesi yoluna gidilmiştir. Farsça kelimelere karşı da böyle bir tutum oluştu mu hocam? Tabii Arapça ve Farsça kelimeler. Batı dillerine karşı maalesef böyle bir tavır ortaya konulamamıştır. İşte zaten Arapça, Farsça kelimeler yasaklanınca yerine uydurulan kelimelerin bir kısmı tutmamıştır. Yani benimsenmemiştir. O zaman ne olmuştur? O zaman bunun yerine Batı'dan, Batı dillerinden, o zaman Fransızca bizde daha etkiliydi. Fransızcadan geçen kelimeler bu sefer dile fazlasıyla girmeye başlamıştır. İşte 1945 sözlüğünde iki tür kelime var. Bir kısmı yeni uydurulmuş kelimeler. Bunlar aşağı yukarı sözlüğün yarısını teşkil ediyor. Bir kısmı da dilimizde zaten var olan, kullanılmakta olan kelimeler. Diğer yarısında bunlar teşkil ediyor. Ve sözlüğün sonuçunda şöyle bir ibare var. Yani biz bütün sözlüğümüzü bu yeni kelimelerden yapmak isterdik ama ancak bu kadarını yapabildik. Mecbur kaldık diğer kelimeler, işte Arapça, Farsçadan geçmiş olan kelimeleri dilimizden atamadığımız kelimeleri bu sözlüğe almaya mecbur kaldık. Ama önümüzdeki yıllarda yeni baskılar yapıldığında işte o kelimeleri de göndereceğiz. Tamamen arı dil bir sözlük yapacağız iddiası var. Bu aslında eğer gerçek anlamda dilciler, edebiyatçılar bu konuda fikir sahibi olsalardı, bir dilden kelime atmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylerlerdi. Fakat maalesef o zaman dilci oldukları iddia edilir. Esasında hiçbiri dilci değil bunlar. Sonradan dilci yapılmış. Kimi hukukçu, kimi harbiye okumuş ama bitirememiş. Kimi tabip, doktor yani. Bunlar dilci diye piyasaya sürülmüş, öne sürülmüş. Bunlar işte bu büyük tasfiye hareketini yapmışlardır. Dolayısıyla dilimiz maalesef fakirleştirilmiştir. Ve ilk sözlüğümüz de, Cumhuriyet'in ilk sözlüğü de işte böyle fakir bir sözlük olmuştur. Bunun biz hasarlarını hala yaşıyoruz. Yani 1930'lu, 40'lı yıllar, 40'lı yıllarda ikinci bir dalga var. 1941'de İsmet İnönü'nün, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işte yeni terimler yapmak için, felsefe ve gramer terimleri yapmak için bir komisyon toplanmıştır. İşte orada da daha önceden hazırlanmış olan böyle uydurma kelimeler o sırada işte üniversitede bulunan hocalar davet ettirilerek onlara kabul ettirilmiştir. Bunun ötesinde yapılan bir işte şudur. Bunlar artık
resmi metinlere ve ders kitaplarına konulmuştur. Ve bu kelimeler üzerinden, dar kadrolu bu kelimeler üzerinden bir edebiyat ve düşünce dünyası oluşturulmak istenmiştir. İşte bu yanlış başlangıç, bana göre sakat başlangıç, bugünkü dil problemlerimizin temelinde yer alıyor. Bugün de hala birçok insanla konuşuyoruz. İşte Arapça kelimeler ve Farsça kelimeler var. Fakat bugünün insanı sokağa çıktığı zaman Arapça, Farsça kelimelerle karşılaşmıyor. İşte efendim lokantaların, kafelerin, başka iş yerlerinin tabelalarına baktığımızda dahi bunu görüyoruz ki artık Batı dillerinin istilasıyla karşı karşıyayız. İngilizce kökenli, Fransa kökenli ki bunların esasen asıl kökleri Latince'dir. Batı dillerinin istisnasız hepsinde en az 1/3 oranında yani %30-35 oranında Latin kökenli kelimeler vardır. Ve ne Fransızlar, ne İngilizler, ne Almanlar, İspanyolları, İtalyanları söylemiyorum. Bunlar da daha fazla çünkü Latince kelime. Bu kelimeleri dilimizden atalım diye bir hareket bugüne kadar görülmemiştir. Hele İngilizce, İngilizce bu Latince, Latin kökenli kelimeler ki bunlar dinin kelimeleridir. Din dili Batı'da Latinceydi. O yüzden de bütün Batı dillerinde geniş oranda Latince kelimeler vardır. Hele İngilizce'de oraya dönelim. İngilizce'de %25 oranında Fransızca kelimeler var. Fransa'dan geçmiş kelimeler. Çünkü Fransızlar bir süre bir Fransız kavmi İngiltere'yi işgal etmiştir. Ayrıca 100 yıl savaştı onlar. Yani bir etkileşim her zaman vardı. Onun dışında da yönetmişlerdir yani İngiltere'yi. Ondan sonra onlar gittikten sonra ve kelimeleri kalmıştır. Fakat İngilizler de ya şu Fransızca kelimeleri, bu işgalcilerin kelimelerini dilimizden atalım dememiştir. Başka tabii bu dillerde, başka dillerden geçen kelimeler de var. Ve dünyada bizim iddia ettiğimiz gibi saf bir dil yok. Sadece Almanca kelimelerden oluşan bir Alman dili. Sadece Fransızca kelimelerden meydana gelen bir Fransız veya İngiliz dili yok. Anglo-Sakson kökenli kelimeler İngilizce'de %20-25'i bile bulmuyor. Böyle bir dünya varken biz bütün bunların dışında şu an bize pek makul gelmeyen iddialarla bir arı dil meydana getirmeye çalıştık. Maalesef bu da dilimizde büyük tahribata yol açtı. Burada soralım hemen. Sizin sahih Türkçe'ye dönmek zorundayız diye bir ifadeniz var. Nedir efendim bu kavram? Bu kavramdan biz neleri anlamalıyız? Yani şimdi sahih Türkçe, doğru Türkçe, sağlıklı Türkçe. Yoksa bugün bakıyoruz sağda solda herkes Türkçe yazdığını söylüyor. Fakat anlamla kelime arasındaki bağ koparılmış. Yani o kelimenin o anlamı karşıladığı konusunda gerçek anlamda tereddütler var, şüpheler var. Ve yazılan metni okuduğunuz zaman siz o anlamı bulamıyorsunuz. Bazı kelimelerde var ki mesela adamlar fikir yerine düşün kelimesini ikame etmek istiyorlar. Yani düşün, düşünsel filan gibi bir yapıyorlar. Hadi diyelim ki düşün yerine fikir dedik. Peki düşünceli yerine ne diyeceğiz? Düşüncesiz yerine ne diyeceğiz? Düşünsüz mü diyeceğiz? Düşünlü mü diyeceğiz? Ben bunlara ebter kelimeler diyorum. Yani türeme ihtimali olmayan kelimeler. Böyle çok sayıda kelimeler var. Mesela cüz'i kelimesi yerine tikeli uydurmuşlar. Türkçe'ye tik diye bir kelime yok. Buna ek getirerek o el al eki, sel sal eki de esasen Türkçe bir ek değil. Yani biz Fransızlardan bu eki almışız. Onu o kadar çok kullanmışız ki bugün bilhassa akademide
bir cümle kuruluyor. Bu cümlenin 5-10 kelime arasında bir cümle bu. En az 3 tane, 4 tane selsaldeki getirilmiş kelimeyle karşılaşıyoruz. Şimdi mesela bugünlerde iklimsel diye bir kelime kullanılıyor. Mevsimsel diye bir kelime kullanılıyor. Nedir iklimsel kelime ya? Yani iklimsel olaylar. Bunlar iklim olaylarıdır. İşte mevsimsel grip. Bu mevsim gribidir. Mevsimlik griptir. Kapı tokmağına kapısal tokmak mı kapısal diyeceğiz tokmak. Örneği verilirdi. Evsel atık. Yahu bu çöptü eskiden. Evsel atık diye bir şey yoktu. Çöp diyorduk biz buna. Özellikle gençler nispet eklerini kullanmıyor hocam. Yani bu sıfat tamlaması diye bizim Türkçe'de bir tamlama var. Başka dillerde belki yok bu. Biz bunları zaten ev çöpü, ev atığı filan diyebilecekken her kelimeye bazen iki kelime peş peşe bu şekilde kullanıldığı oluyor. Mesela estetik kelimesinde zaten bu bir sıfattır. Etik kelimesi bir sıfattır. Ona selek diyorlar, etiksel. Yani sıfatı bir daha Türkçe sıfat yapan bu güya Türkçe olduğu söylenen ekle. İşte biz diyoruz ki bu yanlış eklerden, yanlış kullanımlardan vazgeçelim, doğru Türkçe'ye dönelim. Yani bu dili Arapçadan, Farsçadan arındırma iddiası kadar absürt bir iddia olamaz. Aynı şeyi biz Arapların, Farsların da yaptığını düşünsek, bu her iki dile de Türkçeden geçmiş çok sayıda kelime var. Farsça'da bilhassa 10 bine yakın Gerhard Doerfer diye bir Alman araştırmıştır bunu. Farsça'da 10 bine yakın Türkçe kelime var. Hala kullanılmakta olan kelimeler var. Biz anahtar diyoruz mesela, İran'da açar diyorlar. Gittiğiniz zaman bununla karşılaşıyorsunuz. Adamlar açar kelimesini çıkaralım da işte kendi Farsçamızdan neyse onların kelimesi onu kullanalım demiyorlar. Arapça'da birçok bu mahallen değişiyor. Mısır Arapçasında farklı, Suriye'de farklı, Tunus'ta farklı ama birçoğunda mesela bizim ci ekiyle yaptığımız kelimeler var işte kapıcı, işte ayakkabıcı, İzci gibi aynı o tip kelimeler cı eki getirilerek Arapça kelimelere yapılmış kelimeler var. Çok sayıda başka kelimeler de var. Şimdi bunların hepsini burada sayıp dökmeye gerek yok. Bir de 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında Osmanlıların Arapça köklerden yaptığı ama Arapça sözlüklerde daha önce bulunmayan kelimeler var. Yeni anlam kazandırdıkları kelimeler var. Mesela bunlar? Medeniyet kelimesi. Medeniyet kelimesi 19. yüzyıl ortalarında sivilizasyona karşı Fransızca yapılmış bir kelimedir ve yerleşmiş bir kelimedir. Ve sadece biz değil, Araplar da, Farslar da bu kelimeyi kullanıyor. Devlet kelimesi böyledir. Yani devlet kelimesi Arapça'da var ama Araplar bu anlamda kullanıyor. Evet. Cumhuriyet böyledir. Vilayet böyledir. Vali böyledir. Birçok böyle meşrutiyet böyledir. Böyle sayısız kelimeler var. Ve Osmanlıların yaptığı kelimeler Osmanlı Türkçesinden bu dillere geçmiş kelimeler. Tabii bir de şu bilinmiyor. Sanki Cumhuriyet'ten önce Türkçe devlet tarafından önemsenmemişmiş gibi. Cumhuriyet'ten sonra ancak dil önemsenmiş, Türkçe önemsenmiş gibi bir hava meydana getiriyor. Bir kere bizim ilk anayasamız Kanuni Esasi'dir. 1876 tarihi biliyorsunuz. Evet. Bu Kanuni Esasi yani anayasa metninde 3 yerde Türkçe geçiyor. Lisanı Türkiye geçiyor. Ve bunlardan birincisi şudur. Devlet memuriyeti yapabilmek için Türkçe bilmek şarttır. Bu işte devlet dilinin Türkçe olduğu ilk defa anayasamıza bu şekilde girmiştir. Başka sebeplerle de Türkçe yine bu anayasa metninde geçiyor. Yine Osmanlılar modern okullar açmaya başladıklarında Rüşdiye, İptidai diye ortaokul, lise bugünkü karşılığı bunların. Geniş Osmanlı coğrafyasında açılan bu okullarda ana dili Türkçe olan bölgelerde zaten eğitim, öğretim dili Türkçeydi. Ana dili
Türkçe olmayan Arapça bölgeleri buna dahildir. Bölgelerde ise eğitim dili Arapça olsa bile Türkçe ayrıca öğretilmiştir. O yüzden 20. yüzyılın başında Arap dünyasında okur yazar kesim çok güzel Türkçe biliyor, konuşuyor ve günlük işlerini Arapça ile görseler bile resmi işlerini, ilimle ilgili işlerini Osmanlı Türkçesiyle görülüyordu. Bu bir büyük müştereklik meydana getiriyordu. Bunu Bernard Lewis yazılarında ifade ediyor. Yani ne kadar Türkçenin bu coğrafyalarda etkili bir dil haline geldiğini belirtiyor. Eğer bu devam ettirilebilseydi, yani Osmanlı dönemindeki, tabii bu siyasi bir şey mesele aynı zamanda. Yani Osmanlı sınırları devam etmediği için belki bu devam etmedi ama eğer bu devam ettirilebilseydi, bir 25 yıl daha, 25-30 yıllık bir süreçte bu olmuştur. Devam ettirilebilseydi, Türkçe bütün İslam dünyasının en etkili dili haline gelecekti. Zaten 19. yüzyılın sonunda Batı'dan yapılan tercümeler, bunların bir kısmı edebiyatla ilgilidir, sosyal ilimlerle ilgilidir. Bir kısmı da tıp dahil diğer fen bilimleriyle ilgilidir ve Türkçeyi Arapçanın, Farsçanın önüne geçirilmiştir ilmi bakımdan. Yani Türkçe tıpta olsun, fen bilimlerinde olsun, sosyal bilimlerde olsun Arapçadan, Farsçadan fazla kitap basılan, konuşulan, yazılan bir dil haline gelmiştir. Ama 20. yüzyılda bu müşterekliklerin hepsini bir kenara bıraktık. Güya kendimize yeni ve sentetik bir dil yapmaya kalkıştık, çalıştık. Bunu yabancı ilim adamları dışarıdan geldiklerinde görüyorlar. Jeffrey Lewis diye bir İngiliz Türkolog var, Türkiyatçı var. Onun biliyorsunuz çok meşhur bir kitabı var. Fakat bizim dilciler bunu da pek okumak istemiyorlar. Trajik Başarı. Türk Dil Reformu diye. Trajik Başarı. Aslında bunun doğru tercümesi öldüren başarı. Yani siz öyle bir iş yapıyorsunuz ki bunu tam başardığınız zaman artık onu yok etmiş oluyorsunuz. Yani eğer öz Türkçe akımı tam başarılı olsaydı Türkçe tam manasıyla yok edilmiş olacaktı. Bunu diyor adam. Ve o anlatıyor. Bir defasında gelmiş Ankara'ya Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde galiba bir felsefe veya sosyoloji konferansı gibi bir şey bu. Ona dinleyici olarak katılmış. Hatip önce diyor Osmanlıca kelimeler, terimlerle konuştu. Baktı salonda biraz şey var. Bu sefer öz Türkçe terminolojiyle konuştu. O da tutmadı. Sonunda işte Latinceden geçen terimlerle konuşmaya başladı. Yani bir kelimenin üç karşılığı var dilimizde. Biz yerleşik olan kelimelerin yerine kelime uydurduk. Sandıktı o kelimeler tamamen tutacak. Tutmadı. Tutanlar oldu, tutmayanlar oldu. O zaman ne oldu? Osmanlıca kelimeleri unutturduk. Unutuldu. Yerine Latince kelimeler geldi. Bir başka mesele daha var. 1932 yılında işte ilk dil kurultayı toplandı. 1933 yılında Osmanlı'nın yüksek öğretim kurumu olan Darülfünun kapatıldı. Ve onun yerine üniversite kuruldu. Üniversite kurulurken tıp dili Latinceleştirildi. Halbuki biz 19. yüzyılın başlarında 1820'li yıllarda modern tıp öğretimi için askeri tıbbiyeyi kurdu 2. Mahmut. Ve bu tıbbiyenin açılışında bir konuşma yaptı. Şimdilik dedi bu tıp ilmini Fransızca olarak tedris edeceğiz. Ama en kısa zamanda Türkçe olarak tıp tahsili bu ülkede yapılacak. Nitekim ondan aşağı yukarı 20-30 yıl sonra tıbbiyeler Türkçe öğretime geçti.
Hatta biz Şam'da, İstanbul'dan sonra Şam'da tıbbiye kurduk ve orada Türkçe tıp öğretimi yaptık. Latince terminolojinin büyük bir kısmını Türkçeleştirdik. Türkçeleştirdik dediğim, yani Türkçeleşmiş kelimelerle yaptık bunu. Bu ki bunların çoğu elbette Arapça kelimelerdi ve bizim bir zengin tıp dilimiz var. İbn-i Sina'dan beri. İbn-i Sina'nın kullandığı kelimeler. Ondan sonraki tabiplerimizin Anadolu'da da kullandığı kelimeler. Bunları niye bir tarafa atalım? Biz bu dille tıbbı öğrendik, öğrettik, uyguladık. İşte 19. yüzyılın sonunda böyle bir terminoloji oluşturuldu. Hocam müsaade ederseniz biraz günümüze gelelim mi? Çünkü süremiz çok daraldı. 15 dakikamız kaldı. Şimdi bu aslında sosyal medyada kelime olarak çok doğru bir kullanım değil. Çünkü bütün medya araçları sonuçta toplumsal özellikler taşırlar. Ama bu yazılı ve görsel paylaşım sitelerinde kullanılan özensiz dil. Bu konuda neler yapabiliriz? Çözüm önerileriniz neler? Ya şimdi tabii eskiden yani yazılı bir metin ortaya koymak, onu basılı hale getirmek, yani gazetelere, dergilerde yayınlamak, kitap kisvesine büründürmek, bunlar zor işlerdi. Yani yapardınız bunu da, yani bir gazetede bir yazınızın yayınlanması çeşitli süreçlerden geçer. Yani tahsiye edilir, düzeltilecek yerler düzeltilir, bir editörün elinden geçer. Öyle yayınlanırdı gazetelere, dergilerde böyle olurdu. Kitap haline gelmeden de aynı şekilde belli süreçler geçirilir. Ondan sonra yayınlanırdı. Halbuki bu sosyal medya dediğimiz şey sanki günlük konuşma gibi. Yani konuşurken insanlar kurallı cümle kuramayabilirler. Bazı kelimeleri yanlış kullanabilirler. Telaffuzlarında farklılıklar olabilir. Veyahut da iki insan arasında veya belli gruplardaki insanlar konuşurken argo dediğimiz, biz argoyu bugün yanlış anlıyoruz. Argo küfür, hakaret kelimeleri değildir sadece. Belli grupların kendi aralarında kolay anlaşmak için icat ettikleri bir dildir. Şimdi sosyal medya tamamen bunlar üzerinden yürüyor. İnsanlar düzgün cümle kurmak gibi bir tasa içinde değiller. Kelimeyi yazmaya üşenenler var. Kelimenin işte mesela sesli harflerini yazmıyorlar. Veyahut da cümlenin tamamını değil de bir iki kelimesini yazarak meramlarını ifade ediyorlar. Yanlış kullanım derseniz artık bunun ucu bucağı belirsiz. Yani kelimelerin sadece anlamlarını yanlış kullanmıyorlar. Kelimelerin imlaları da yanlış olur. Yazımları da yanlış oluyor. Anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Peki çözüm ne hocam? Yani bu alanlara tabii ki öyle ciddi bir müdahale yapılması mümkün değil. Yani bir dil müdahalesi yapılması. Bunlara yapılan müdahale malum biraz ahlaki, biraz da kanuni sınırlamalar şeklinde oluyor. Yani dil düzenlemesi yapmak mümkün değil. Bu ancak o mecraları kullananların Türkçenin gerektirdiği şekilde en azından konuşma dilinin doğru kullanıldığı bir mecra olması lazım. Yazı dili elbette ki bu kadar kolay kullanılan bir dil değildir, ama konuşma dili, günlük hayatta kullandığımız dil, bunda da biz kurallara riayet ediyoruz, uyuyoruz. Yani kelimeleri yerli yerinde kullanmaya çalışıyoruz. Telaffuzumuzu düzgün tutmaya çalışıyoruz. Yanlış telaffuz olduğu zaman bunları düzeltmeye gayret ediyoruz. Medyada da böyle şeyler, sosyal medyada da böyle şeyler yapmak lazım. Bazılarının deyince tabii biraz bu işlerle ilgilenenlerin önce kendilerinin düzgün metinler koyması lazım sosyal medyaya. Sonra da yanlışları düzeltecek bazı hareketlerde bulunmaları lazım. Hocam yayının bitmesine çok az kaldı. Peki evet, okullarda nasıl bir politika izlenmeli? Yani ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde. Şimdi öğretim dili de Türkçe'de sıkıntılı bir şey ama
iyi kötü öğretim dili diye bir şey var. Evet. Hocalar bunları, öğretmenler bunları doğru öğretmeye çalışıyorlar. Ama maalesef Türkçe dersleri orta öğretimde de, ortaokulda da, lisede de, hatta ilkokulda da çok sıkıcı. O yüzden öğrencilere böyle kurallar murallar ezberletmek yerine güzel Türkçe örnekleri okutmak. Hatta onların kısa olanlarını, şiirler bazılarını ezberletmek. Çünkü dil ezbersiz olmaz. Yabancı dil öğrenirken de size birçok metin ezberletirler. Siz o ezberlediğiniz metni hafızanızda tutarsınız ve o doğru kalıplar üzerinden dili kullanmaya çalışırsınız. Türkçe'de de bunu yapmak gerekir. Türkçenin en güzel metinleri, en zengin metinleri, en doğru metinleri, okunduğu zaman insana hoş gelen metinlerini okullarımızda okutmalıyız. Biraz önce söylediğim gibi bazılarını ezberletmeliyiz. Çocuklarımızın bu metinlerdeki gibi yazmasını, konuşmasını sağlamaya çalışmalıyız. Bunu yaparsak öğretim dili de bana göre daha güzelleşir, daha zenginleşir. Ama maalesef işte teorik şeylerle, işte dil bilgisi kurallarıyla, şununla bununla öğrencileri biraz caydırıyoruz gibi geliyor bana. Hocam, sözlükler ve imla kılavuzları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Türk Dil Kurumu dışında bazı grupların, işte aklımıza ilk gelenlerden biri Kubbe Altı'dır, çabaları oluyor ama neler yapılabilir? Sizin öneriniz nedir? Tabii sözlük konusu Türkiye'de ihmal edilmiş bir konu. Hatta bir de, hala etimoloji sözlüğümüz yok efendim. Etimoloji sözlüğü var da belki yeterli olmayabilir. Yani evet, bazı etimoloji sözlükleri var. Ama günlük hayatta kullanılan kelimelerle ilgili olarak bakarsanız var diyebiliriz. Yani iyi kötü etimoloji sözlükleri var. Ama dil etimoloji değildir. Sözlük kullanma alışkanlığını çocuklarımıza ilkokuldan itibaren kazandıramıyoruz maalesef. Sözlük çocuklarımızın görmediği, bazen bilmediği, kullanmadığı demiyorum. Çünkü kullanma konusu ondan sonra geliyor. Bir kitap. Türkçe sözlüklerimiz var. Bunların başarıları da var. Ama bu sözlüklerin kullanılması konusunda maalesef başarılı değiliz. Tabii sözlüklerdeki yanlışlara, şunlara, bunlara da ayrıca dikkat çekmek lazım. O ayrı bir bahis. İmla kılavuzuna gelince, bugün yazım kılavuzu deniliyor. Maalesef Latin harfli Türkçenin İmlası konusunda hep tereddütler yaşadık. 10 yılda bir imla sözlükleri, yazım kılavuzları 10 yılda bir değişiyor Türkçe'de. Bu değişiklikler böyle geniş bir mutabakat sağlanarak yapılmadığı için, yani dil kurumunda bir heyet oluşturuyorlar, kurul meydana getiriyorlar, 3-4 kişiden oluşan. Onlar imla ile ilgili kararları veriyor, değişiklikleri yapıyor. Ondan sonra bu basılı hale getiriliyor, duyuruluyor. 10 yıl önceki kuralları niye değiştirdik? Bunları değiştirirken dil zevki, edebiyatçıların bilhassa dil zevki göz önünde bulundurduk mu? Bunların kullanılma problemleri üzerinde düşündük mü? Maalesef bu yapılmadığı için benim şöyle bir tezim var ki bunu her zaman ispat edebilirim. Dil kurumu dahi yazım kılavuzundaki kurallara uymuyor. Bugün Türk Dili diye bir dergi çıkarıyor dil kurumu. Alın Türk Dili dergisine bakın. Yazım kılavuzuna onların dahi uymadığını göreceksiniz. Dil konusu geniş bir mutabakat konusudur. Bu mutabakatı sağlamamız lazım. Hocam, sadece şimdi 4 dakikamız kaldı. Biraz gençlere yönelik yapalım son bölümü. Neler okusunlar? Tavsiyeleri nelerdir? Elbette dili en başa koyacağız ama çok deneyimli bir insansınız Sayın Mehmet Doğan. Hayat yolculuğunda ne okusunlar, nelere dikkat etsinler? Nasıl bir yolculuğa çıksın genç arkadaşlarımız? Tabii biz hep bu dille ilgili, yani temel metinlerle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz gençlere. Ama bunların ne kadar okunduğunu, okutulduğunu bilemiyoruz. İşte Dedem Korkut'tan Yunus Emre okuyun desek çocuklara baştan sona, o zor bir şey de.
seçme şiirler belki okutulabilir. Dede Korkut hikayelerinden başlanılabilir. Yavaş yavaş yüzyılımıza gelinebilir. İşte Mehmet Akif'ten, Yahya Kemal'den, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, başka romancılarımızdan, hikayecilerimizden hep örnekler veriyoruz, listeler yapıyoruz. Bu listeleri bazen Milli Eğitim Bakanlığı da kabul ediyor. İşte Gülsemel Eser diye bir zaman bir şey ilan ettiler. Fakat bizde şu problem oldu. Bu temel eserler orijinal halleriyle çocuklarımıza okutulamadı. Bir takım ticari kurumlar onların kısaltılmış metinlerini, sadeleştirilmiş metinlerini piyasaya sürdüler. Bunlar daha ucuz, daha kolay erişilebiliyor. Bunlar piyasayı tuttu. Yani burada da problem oldu. O yüzden bir dilin temel metinleri o dili temsil eden metinlerdir. Sadece dil olarak değil, kültür olarak, medeniyet olarak da. Onlara okuduğunuz zaman aynı zamanda kendi medeniyetinizin temelleriyle ilgili bilgilere ulaşırsınız. Estetiğiyle ilgili bilgilere ulaşırsınız. Biz bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz. Fakat dediğim gibi bu tavsiyelerin de ne kadarının bir şey yaradığını bilemiyoruz. Mesela ben Beş Şehir kitabının bütün orta öğretim öğrencileri tarafından okunması gerektiği kanaatindeyim. Modern bir metin bu. Yani 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir metin. Okunuyor mu? Okutan hocalar vardır herhalde. Tavsiye edilen kitaplar arasındaydı. Ama ne kadar okunuyor? Ne kadar anlaşılıyor? Çünkü dil Türkiye'de sürekli değişiyor. Gençler de haklı. Öyle kelimeler söylüyor ki gençler, ben bu kelimeyi duymadım diyor. Halbuki o kelime hala günlük hayatımızda bizim var. Dildeki değişimin aslında şöyle seyretmesi gerekiyordu. Bizim bir dilimiz var. Gelişmiş edebiyatçılarımızın kullandığı, yazılı metinlerde kullanılan bir dil. Bu dilin kelimelerini bir kere biz kabul edeceğiz. Ama dünya değişiyor. Teknoloji değişiyor. Yeni buluşlar yapılıyor. Yeni eserler ortaya çıkıyor. Ve yeni teoriler ortaya atılıyor. Yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Ancak biz bunları, batıdan gelen bu kelimeleri değiştirmek için yeni kelimeler yapmalıydık. Bunu yapacağımıza günlük hayatta kullanılan kelimeleri değiştiriyoruz. İşte efendim, hayat kelimesini yerine yaşam kelimesini koyuyoruz. Hem de ömür kelimesini karşılayacak şekilde bunu kullanıyoruz. Dilimizde bir ömür var, bir de hayat var. İkisinin anlamları bazen karışabiliyor ama ikisinin farklı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Şimdi onun yerine yaşam kelimesini geçirmeye çalışıyoruz. Bu doğru değil. Ve bu kelimelerle yazılmış olan edebi eserleri de çocuklarımızın okumasını güçleştiriyoruz. Bugün temel eserlerimizi okumadaki en önemli problemlerden birisi bu. Tanpınar'ın kelimelerini, işte Sabahattin Ali'nin kelimelerini, Tevfik Halit Kara, Tarık Buğra'nın kelimelerini, bunlar bizim yaşadığımız günlerde yaşayan insanlardı. Tarık Buğra kaç yıl oldu? Necip Fazıl vefat edildi. Kaç sene oldu? Yani biz bunlarla karşılaştık, görüştük, tanıştık. Şimdi bunların kelimelerini çocuklar bilmeden yetiştiriliyorlar. Ve biz onlara bunları okuyun dediğimiz zaman da istediğimiz sonucu alamıyoruz. Gençlerimizin kelime hazinelerini geliştirmesi gerekir. Bir metni okurken bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bilmediğiniz kelimeleri de sözlük yardımıyla okuyarak dilinizi zenginleştirebilirseniz, dil varlığınızı ne kadar zenginleştirirseniz anlama kapasitenizi de o kadar geliştirirsiniz. Gençlere söyleyeceğimiz son söz bu olsun. Sayın Doğan, çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Vesair'de Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı, son yıllarda dil konusuyla ilgili çalışmalara ve yayınlara ağırlık veren Sayın Mehmet Doğan Beyefendi'yi ağırladık. Program yapımcımız Muhammed Ersintoy, teknik yönetmenimiz Tolga Kutluay, ben Süha Üner, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın.
vesaire sona erdi.